Hanımlar beyler, herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 24 Ocak 2013 günlerden Perşembe. Ve saatlerimiz 16.47 şu anda. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugün için güzel bir gün geçirdik. Özellikle altın ve sterlin dolarla ilgili olarak birazdan bahsedeceğiz. Ama şimdi öncelikle euro dolar paritesinden bahsedelim. Euro dolar paritesi arkadaşlar birazcık inatlaşıyor bugün. Alıcılar ve satıcılar tabii ki yine her zamanki gibi, yani geçtiğimiz birkaç günkü gibi, sürekli olarak piyasayı yukarı aşağı hareketlere zorluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan öncelikle yukarı doğru bir önce bir aşağı hareket, sonrasında yukarı 33-44-45 seviyelerindeki direnç seviyesinden aşağı doğru bir harekete geçtik. 80'lere doğru 85 seviyesinden yeniden bir hareketlenme başladı ve bu hareket 33.45'lerine üzerine doğru çıktı. Bizim beklentimiz neydi? Dün akşamdan itibaren 33.66'nın altında kaldığı sürece aşağı hareketin devamını bekliyorduk arkadaşlar. Bu beklentimiz aslında hala geçerli. Çünkü 33.66'nın üzerine çıkmadık ve bu seviyedeki direncin geçilmesini şu an için öngörmüyoruz. Ve bu seviyenin altında tekrar 33.11'lere kadar bir geri çekimi olabilir. Fakat şöyle bir durum söz konusu oldu. Altında bir geri çekimi var. Sterlin dolara bakıyoruz. Çok sert bir şekilde geri çekilme yaşadı. Euro dolar paritesinde yukarı doğru bir hareket var. İlginç değil mi? Evet, ilginç arkadaşlar. Bunun sebebi de aslında bugün Davos'ta Merkel'in tam da 15.30 haberleriyle beraber konuşma yapmasıydı. Ve bu konuşmada Euro'yu kuvvetlendirdi. Daha doğrusu en azından düşüşünü engellemiş oldu. Çok da fazla bir yukarı hareket söz konusu değil ama ben bu etkinin de geçici olacağını düşünüyorum. O yüzden 33.66'nın altında kaldığım sürece aşağı hareket beklentim devam ediyor. Zaten 15.30 verilerini görüyorsunuz. Beklentiden düşük. Bu da beklentiden düşük geldi. Bunlar işsiz sigorta başvuru olduğu için beklentiden düşük gelmesi Amerika açısından olumlu bir haber arkadaşlar. Bu da doğal olarak dolarda hafif bir artış olmasını sağlaması gerekiyordu ki zaten bunu sterlin dolarda da yaşadık. Fakat euro tarafında da bir kuvvetlenme olunca aynı zamanlarda paritede aşağı düşme konusunda. Önce bakın hafiften saatlik grafiklere şöyle bakarsak ilk başta bir geri çekilme yaşadı. Gerçi saatlik grafiklerden gözükmüyor. 15 dakikalıklardan gözükür bu. 15.30'da gelen veri sonrası önce bir aşağı hareket yaptık. 30 puanlık bir hareket, arkasından yukarı doğru tırmanışa geçti. Ama dediğim gibi bu hareketin ben hala sınırlı kalmasının daha doğru olacağını ve buradan aşağı doğru hareketin gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki sterlin dolar bakın gün içerisindeki hedeflere ulaştı. Buradan çok ciddi bir yukarı toparlanma yaşamazsa 57-88'lerin üzerine doğru muhtemelen euro dolarda da aşağı hareket biraz daha desteklenecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden euro doları takip eden arkadaşlar hala 33.66'nın altında kaldığımız için şöyle bakın muhtemelen 70-75 gibi zaten piyasadaki kısa vadeli oyuncular stopları çalışacağı için bu seviyelerin üzerinde kalması durumunda yukarı harekete hızlı bir şekilde 34'lere kadar hareketin devamını getirebilir. Ama şu an için bu söz konusu mu? Hayır arkadaşlar, değil. Çünkü hala 66'ların altındayız. O yüzden aşağı hareketin devamını bekliyoruz. Sterlin dolar için ne söyleyebiliriz? Hemen onu paylaşayım. Sterlin dolar paritesi için yine dün gece yapmış olduğumuz analizde sabah saatlerinde zaten paylaşmıştık. Demiştik ki sterlin dolarda 0.0.34 analizinde 2 gündür 59.80-59.58.90 aralığında gidip geliyoruz. Bugün için de diyebiliriz ki 58.80 üzerinde kalmadığımız sürece ilk hedefimiz 58.10 olacaktır. Buranın da altında kalınması durumunda 57.88 ve 57.54'e kadar geri çekiminin devamı gelebilir demiştik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 57.88 seviyesi burasıydı. 57.54 seviyesi de burasıydı. Her iki hedefe de, daha doğrusu 58.10'a da zaten sabah saatlerine bir kere ulaşmıştık. Arkasından iki hedefe de ulaştık ve 58.80'lerin de altında kalmayı başararak bunu yaptım. Günlük pivot seviyesini kullanan arkadaşlar bile bu işten karlı çıktılar diye umuyorum. Güzel bir gün geçirdik sterlin dolarda. Satış baskısı hala ağırlıklı arkadaşlar. Ama 57-54'ün altına inemediği sürece bir duraklama, hafiften yukarı tepkiler olabilir. 57-88'e kadar en azından. O yüzden dikkat, bu seviye kırılmadan
Çünkü tam olarak bakın hedef noktamızdan hareketler gelmeye başladı yukarı yönde. O yüzden dikkat edelim. Buranın da çünkü altına inersek ki bu seviye nereden ortaya çıktı diyen arkadaşlar içinde şuradaki mavi alanı göstermek istiyorum kendilerine. Şuradaki bölgeyi görüyorsunuz tam olarak 57-54 seviyesinden şu yukarı hareketten sonraki ilk toparlanma bu seviyeden gerçekleşti arkadaşlar. O yüzden dikkat edin yine önemli bir seviyedeyiz. Bu seviyenin kırılmaması durumunda yukarı hareket konusunda aşağı hareket konusunda biraz sıkıntı çekilebilir ama şu anda hala satış baskısı ağırlıkta. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Tamamdır. Şu an için söyleyebileceklerimiz bu sterlin dolar paritesi için. Sterlin dolar paritesi için bu seviye kırılmadan küçük tepkiler gelebilir. Ancak kırılırsa yeni hedef belirleriz. Aşağıda. O yüzden bunu buradan kapatabiliriz. Ve arkadaşlar altın içinde güzel bir gün geçirdik. Beklentilerimiz gerçekleşti. Eğer ki sabırlıysanız. Çünkü gece saatlerinde ne demiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bir bölge vermiştik, bir bölge taramıştık size. Bu taradığımız bölge neresiydi? Hemen bakalım altın için. 1683-80, 1681-16 aralığının üzerinde kalmayı başarırsa 92-37, 94-0 ve 99-30'lara kadar hareket devam edebilir demiştik ama aralığın altında kalmayı başarırsa ki gördüğünüz gibi ilk yaptığı hareket bu aralığın altında kalmak oldu. Bakın şuradaki mavi taralı bölge olarak bu aralığı belirtmiştik. Şu iki tane direnç tabi o zamanlar destekli açılışta şu anda artık direnç şuradaki iki seviyenin arasını taramıştık ve buranın altında kalınması durumunda sizlerle de paylaştık. Dedik ki 1681-16 1676-87'ye kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz dedik ve 1600 şuradaki 76-87'ye sabahki canlı yayında ulaşmamıştık hatırlıyorsanız şu bölgelerdeydik 77-58'lerdeydik ama biz 76-87 hedefimizi koruduğumuzu belirttik ve buraya ulaştı arkadaşlar. Arkasından geri çekilmeler devam etti ve sizlere hatırlıyorsanız şurada bir seviye belirtmiştik 1673-32'ler bu seviyeye kadar bir geri çekilme gelebilir dedik. Bu seviyeye kadar da geri çekilme geldi. Altına şu anda iniyoruz. Gerçi saatlik bir kapanış yapamadık ama yine de aşağı doğru hareketler şu anda yine söz konusu. Bunu başarırsa arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz 1665-66 civarları ve 63 civarları önemli. Burayı maviyle yine taradım. Şu bölgeye geçilemediği daha doğrusu şu aralık geçilemediği takdirde bugün içinden bahsediyorum sadece. Yukarı hareket gelebilir. Eğer ki yukarı hareket konusunda deneme yapmak isteyen arkadaşlar varsa şu bölgenin altına inilmediği koşulda bunu deneyebilir ama bu bölgeye yakın yerlerden ya da 1666'yı bekleyebilirler. Bu seviyeler gerçekten kritik altın için. Bu seviyeye geldikten sonra toparlanma gelecekse buradan gelir, gelmeyecekse zaten hiçbir şekilde hiçbir şekilde değil ama aşağı hareketin devam etme ihtimali yine kuvvetli olacaktır. O yüzden 1666'lara lütfen dikkat edelim. Zaten şurada yaklaşık 2,5 dolarlık yani 25 pip'lik bir bölge kaldı. Buraya kadar da hareketin devam etme ihtimali yine kuvvetli arkadaşlar. Bugün 84'ün altında sağdan 81-16'nın altına indikten sonra aşağı hareket beklentimiz şu an için devam ediyor. 66'lara bir bakacağız. Buradan geri çekilme olursa ne ala. Buradan yukarı doğru bir tepki olursa ne ala. Geçilirse zaten dediğim gibi 63'lerin altında direnmeyeceğiz. Biraz daha aşağı hareketin gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Şu anki hedef 66.666. Tamamdır. Altını da bu şekilde paylaşmış olduk. Bakalım 66-63 arasından bir toparlanma gelecek mi? Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim dolar TL'ye son kez bunu da bir anlatalım. Dolar TL'yi de gün içindeki özet kısmından son kez. Dedik ki bugün yukarı hareket bekliyoruz 76-83'ün üzerindeyken. Sabah saatlerinde 10-11 civarlarında arkadaşlar gördüğünüz gibi 76-93'lerdeydi. Buradan yukarı doğru sadece 30 piplik bir hareket gerçekleşti. Bu hareketin devamı eğer gelirse 1.7731 ve 77-46'ya kadar hareket devam edebilir. Biraz daha üzerine çıkarsak 77-70'lere kadar hareketin devam etme ihtimali yine söz konusu olacaktır. Bu bölgede lütfen dikkat edelim.
Tamamdır. Şu seviyede dikkat edelim. Yukarı doğru. Burası da direnç konumunda 76-83'te bizim gün içi desteğimiz olacaktır. Bu seviyenin altında kaldığı sürece yukarı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli. Peki arkadaşlar, özetleri şimdilik bitirdik. Devamını da sizle burada beraber bir şekilde inceleyelim, bakalım neler olacak.